Merhaba arkadaşlar. Özellikle sizlerden de bu konuyla alakalı çok soru geliyor. Ramazan'da okula gitmek istemeyen öğrencilerimizin ne yapması gerekiyor veya gitmek istemeyen öğrencinin kaç gün gitmemesi gerekiyor vesaire. Bakın tüm ayrıntıları aktaracağız. Sadece sonuna kadar izlemeyi unutmayınız ve abone olmayı unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Güzel de bir beğeni bekliyoruz. Şimdi ilk öncelikle Ramazan artık yaklaşıyor ve yaklaşık 2,5 hafta kaldı. 2,5 hafta sonra Ramazan başlayacak. Bununla birlikte birçok öğrenci devamsızlığını Ramazan'a sakladı. Yani birçok öğrenci kullanmadı. Birçok öğrenci de Ramazan'da devamsızlığını kullanmak istiyor. Bununla birlikte yapmanız gereken şu ki, örnek veriyorum, özürsüz devamsızlığınız 2 gün, siz bu 8 günü haftada 2 gün okula gitmeyerek bölebilirsiniz. Şunu söyleyelim, Ramazan'ın tüm ayı okula gitmemezlikle kesinlikle yapmayın. Yani 4 hafta boyunca okula gitmemezlik kesinlikle yapmayın. Yani örnek veriyorum, Ramazan'ın bir haftasında, birinci haftasında 2 gün okula gitmeyin. En fazla 3 gün. İkinci haftasında yine 2 gün veya en fazla 3 gün okula gitmeyin. Bu şekilde devamsızlıklarınızı bölün. Bununla birlikte özürsüz devamsızlığı yüksek olanlar, yani 10 gün olanlar, 9 gün olanlar ne yapacak? Eğer ki özürlü devamsızlığı çok fazla değilse, özellikle 5'i geçik değilse, velisini alıp okula gidip bu özürsüz devamsızlıkları özürlüğe geçirttirebilir veya bakanlıktan, yani hastaneden gidip rapor alabilir. Yine Ramazan içinde hastaneden gidip rapor alabilirsiniz bu süreçte. Bunu bu şekilde kullanın. Aksi takdirde bakın birçok öğrenci Ramazan'da bir ay boyunca okula hiç gitmiyor veya gitse de haftada bir gün falan gidiyor. Bu da devamsızlığına ciddi bir şekilde yansıyor. Yıl sonunda da sınıfta kalma durumu yaşayabiliyor. Onu da hatırlatmış olalım. Buna çok dikkat edin. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.